1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Bu bölümde Şerif Hüseyin'in başlattığı isyanı ve Enver Paşa'nın emriyle yapılan Azerbaycan harekatını ele alacağız. Diğer cepheler üzerinde durmayıp bu ikisine odaklanmamız elbette sebepsiz değil. 18 Ocak 1920'de ilan edilecek olan Misak-ı Millî, Trakya ile Musul ve Kerkük'ü de içine alan Anadolu merkezli bir haritayı yeni vatan olarak tanımlamaktadır. Halbuki Misak-ı Millî'yi hazırlayan nesiller, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'yi, Filistin'i, Kudüs'ü, Kutul Amare'yi, Bağdat'ı, Şam'ı, Halep'i vermemek için savaşmışlar, kanlarını dökmüşler. Ne var ki Şerif Hüseyin isyanını ve Arap milliyetçiliğini gören bu nesil, Misak-ı Millî'yi yazarken Arap çoğunluğun yaşadığı toprakları yeni vatan tanımının dışında bırakmıştır. Enver Paşa'nın Azerbaycan'da Bakü'ye kadar uzanan Kafkasya Harekatı ise Erzurum Kongresi'nin bu şehirde toplanmasına imkan verecek askeri ve siyasi zemini hazırlamıştır. Yeni Türkiye'nin ilk sınırları da bu sayede doğuda 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması'yla çizilecektir. Azerbaycan Harekatı ve Şerif Hüseyin'in başlattığı isyan işte bu nedenlerden dolayı ziyadesiyle önemlidir. ...1853 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Şerif'ti. Yani peygamber soyundan geldiği varsayılan Mekke emirleri soyundandı. Haşimi kabilesine mensuptu. Bu yönleriyle etkili bir isimdi ve çok da ihtiraslıydı. Abdülhamit davranışlarından şüphelendiği Şerif Hüseyin'i vezir rütbesiyle Danıştay üyesi yaparak İstanbul'da gözünün önünde tuttu. Mekke Şerifi Abdülilah Paşa ölünce Hüseyin 1908 sonunda İttihatçılar tarafından 56 yaşında emir olarak atandı, Mekke'ye yerleşti. İttihatçıların merkezileşme ve milliyetçilik eğilimli politikasından büsbütün rahatsız olan Hüseyin, Mekke emirliğinden azledilebileceği endişesi taşıyordu. 1912 yılında Osmanlı büyük bir bozgun sonrası Rumeli'yi kaybetmişti. İmparatorluğun ne kadar zayıf olduğu görülmüştü. Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı'ya sadık görünen Hüseyin, imparatorluğun yenilgisi üzerine 1913 yılında İngilizlerle ilk dolaylı temasları yaptı. Hicaz bölgesindeki Osmanlı valisinin etkisini kırmaya, aşiretleri kendisine bağlamaya çalıştı. Bu yıllarda Hüseyin'in dikkat çekici bir davranışı da Medine'ye ulaşmış bulunan Osmanlı Hicaz demir yolunun Mekke'ye uzatılmasını engellemesiydi.
Böylece hem Bedevi aşiretler hacılardan haraç alabilecekler hem de Osmanlı olası bir isyan durumunda demir yolunu kullanarak Mekke'ye asker gönderemeyecekti. Şerif Hüseyin 1. Dünya Savaşı arifesinde İngiltere'nin nabzını bir kere daha yokladı. Hüseyin'in Mekke'deki oğlu Abdullah, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Hicaz milletvekiliydi. Babasının isteğiyle 1914'ün Nisan ayında Mısır'a giderek oradaki İngiliz Yüksek Komiseri Lord Kitchener'la ve onun Orta Doğu danışmanı Ronald Storrs'la gizli görüşmeler yaptı. Abdullah bu görüşmelerde İttihat ve Terakki hükümetinden yakındı. Hükümet babası Hüseyin'i Mekke şerifliğinden almaya kalkarsa İngilizlerin buna itiraz etmesini, Hüseyin Osmanlı'ya isyan ederse de İngilizlerin bu isyanı desteklemelerini istedi. General Lord Kitchener 1911'den bu yana İngiltere'nin Mısır valisi, başka bir deyişle yüksek komiseriydi. Mısır'da görevli olduğu yıllarda fez giyen Kitchener, iyi Arapça konuşuyor, Arabistan topografyasını ve Arap aşiretlerini iyi tanıyordu. Hüseyin'in oğlu Abdullah'la görüşmesinden 3 ay sonra Londra'da Marşalliğe yükseltilerek savaş bakanı olacak, fotoğrafları İngiliz seferberlik posterlerinde yer alacaktı. Kitchener'ın Doğu İşleri Sekreteri, başka bir tabirle Orta Doğu danışmanı olan Ronald Storrs ise iyi derecede Almanca, Fransızca ve Arapça konuşabilen bir istihbaratçıydı. Şerif Hüseyin isyanını planlayan üçüncü kişi, Lord Kitchener'dan sonra Mısır Yüksek Komiseri olarak atanan İngiliz diplomat Henry McMahon'dı. İngiliz sömürgeleri Hindistan ve Yeni Zelanda, savaşta da İngiltere'nin asker, ham madde ve gıda ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardı. İngiltere'nin buralarla bağlantısı Kızıldeniz ve Süveyş'ten geçiyordu. Hüseyin isyan ederse İngiltere Kızıldeniz'deki ulaşımını sağlama almış olacaktı. Mareşal Lord Kitchener, savaş bakanı olduktan sonra da Şerif ve oğullarıyla gizli ilişkilerini sürdürdü. Kitchener'ın Ali Efendi isimli özel kuryesi 30 Ekim 1914 günü, yani Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girdiği gün Mekke'ye ulaştı. Hüseyin'le gizli bir görüşme yaptı. Şerif Hüseyin isyan edeceğine dair garanti verdi. Karşılık olarak İngilizler tarafından korunacağı ve destekleneceğine dair garanti istedi ve bu garantiyi aldı. Tarihçilere göre Şerif Hüseyin Osmanlı'nın cihat ilan etmesi halinde buna uymayacağına dair İngilizlere garanti vermiş, bu sayede İngilizlerin Şerif'e olan sempatisi daha da artmıştı. Osmanlı halifesinin ilan edeceği cihada karşı Mekke gibi kutsal bir mekanın emiri olan ve dini gelenek bakımından etkili Kureyş kabilesinden gelen Şerif Hüseyin'in isyan etmesinin bütün Arapları etkileyebileceğini düşünmüşlerdi. Bu arada Mısır'daki İngiliz istihbarat müdürü ve Doğu İşleri uzmanı Gilbert Clayton ortaya yeni bir teori attı. Hilafet Türklerden alınıp Araplara verilmeliydi. Bunun için en uygun isim Şerif Hüseyin'di. Mısır'daki İngiliz valisi McMahon da Londra'ya bunu telkin ediyordu. Hüseyin'in ileride Irak Krallığı'na getirilecek olan oğlu Faysal, 1915'te şartların uygun olduğuna dair İngilizlere rapor verdi. Ancak Çanakkale Savaşı başlayınca isyan ertelendi. Ünlü casus Lawrence'ın anılarında yazdığına göre, Türkler Çanakkale'de zafer kazanınca Şerif Hüseyin'in morali bozulmuştu. Dahası Türklerin Çanakkale'de kahramanca savaşmaları, Arap dünyasında Türklere karşı bir sempati uyandırmıştı. Suriye, Lübnan ve Filistin'den tanınmış din adamları ve Arap ileri gelenleriyle 4 Arap gazetesinin sahiplerinden oluşan nüfuzlu bir heyet, Eylül 1915'te İstanbul ve Çanakkale'yi ziyaret ederek Türkleri kutlamışlardı.
Arap isyanının detayları Şerif Hüseyin'le Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri MacMahon arasındaki mektuplaşmalarla şekillendi. Şerif Hüseyin MacMahon'a ilk mektubunu 15 Temmuz 1915'te yazdı. Mektubunda Arap milleti kavramını vurgulayan Hüseyin, mektubun ekindeki uzun metinde kralı olmak istediği Arap ülkesinin sınırlarını şöyle özetliyordu. Mersin, Adana, Bilecik, Urfa ve Mardin'i içine alan, İran sınırına kadar uzanan, oradan Irak ve Suriye'yi içine alarak Basra Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na uzanan, tabii Arabistan'ı da içeren bir coğrafya. Şerif karşılık olarak bu coğrafyada İngiltere'ye tercihli ekonomik imtiyazlar vereceğini belirtiyordu. İsyana hazır olduğunu söylüyor, İngiltere'nin destek için hemen savaş gemileri ve uçaklar göndermesini istiyordu. Oysa İngilizlerle Fransızlar, Şerif Hüseyin'in Arap Krallığı için istediği coğrafyayı kendilerinin savaş ganimeti olarak görüyorlardı. Mersin, Adana, Urfa, Mardin, Musul ve Suriye'nin Fransa'ya, bunun aşağısındaki Irak ve Körfez topraklarının İngiltere'ye ait olması düşüncesi hakimdi. Buralar Şerif Hüseyin'e ikram edilemeyecek kadar kıymetliydi. İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey, Hüseyin'e fazla taviz vermemesi için MacMahon'ı uyardı. MacMahon, Hüseyin'e gönderdiği 30 Ağustos 1915 tarihli mektubunda özetle 3 noktayı vurguladı. İngiltere, halifeliğin Osmanlı'dan alınarak Arap ırkına verilmesini memnuniyetle karşılayacaktır. Savaşın ateşi içinde sınırları konuşmak için henüz çok erkendir. İstediğiniz toprakların büyük bölümünde Araplar İngiltere'ye yardımcı olmaktan uzaktır. Silahlarını Türklerin ve Almanların emrine vermektedirler. Hayal kırıklığına uğrayan Hüseyin, MacMahon'a 3 Eylül'de cevap yazdı. İngiltere'ye sevgi ve sadakatini ifade etti. MacMahon'ın tavrını soğuk ve tereddütlü bulduğunu belirtti. Adana ve Mersin dahil istediği topraklarda başkalarının değil Arapların yerleşik olduğunu söyleyerek talebinde ısrar etti. Ayrıca İngiltere'nin tahıl ve para göndermesini de istedi. MacMahon bu kez taktiksel bir geri adım attı. Hüseyin'in toprak talebini kabul etmiş gözüktü. Zira Irak'ta İngiliz ordusu Osmanlı ordusu karşısında sıkıntıya girmeye başlamıştı. MacMahon'ın Şerif Hüseyin'e yazdığı ikinci mektup Hüseyin'in isyan fikrini pekiştirecekti. MacMahon, Şerif Hüseyin'e yazdığı 25 Ekim 1915 tarihli ikinci mektubunda Arap topraklarındaki Türklerin acilen kovulması gerektiğini söyleyerek Mersin ve Adana hariç Hüseyin'in teklif ettiği sınırları kabul ettiklerini yazdı. Tarihçi gazeteci James Barr'a göre MacMahon'ın bu mektubu kurnazca yazılmıştı ve bir virgülle bile anlamı değişebilecek çok muğlak bir metindi. MacMahon, Hüseyin'e istediği sınırları kabul ettiklerini yazarken buna İngiliz ve Fransız çıkarları diye bir şart koşmuş ve şöyle demişti. İngiliz ve Fransız çıkarları çerçevesinde önerdiğiniz sınırları kabul ediyoruz. Bu ne demekti? Hüseyin'in istediği coğrafya ona verilecek ve o coğrafyada İngiltere ile Fransa'nın ekonomik imtiyazları mı olacaktı? Yoksa İngiltere ve Fransa'nın Akdeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu paylaşmak için çizecekleri çerçeveden geriye ne kalırsa Hüseyin'e o mu verilecekti? Kastedilen elbette bu ikincisiydi. İngiltere ve Fransa gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Orta Doğu'yu paylaşacaklar. Ondan sonra Şerif'e küçük bir pay önereceklerdi. İsyan harekatında büyük rol oynayan ünlü casus Lawrence anılarında Arap ayaklanması aldatmacalarla başlamıştı diye yazıyor. İtilaf devletlerinin Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye ve Mezopotamya'yı gizlice paylaştıklarını ve bunu Şerif Hüseyin'den gizlediklerini hatırlatan Lawrence anılarında kendisinin bunda bir rolü olmadığını belirterek şunları yazacaktı. Ama aptal olmadığımdan savaşı kazanırsak Araplara verilen sözlerin birer belge olarak kalacağından hiç kuşkum yoktu. Onurlu bir danışman olsaydım adamlarını evlerine gönderip böyle şeyler için yaşamlarını tehlikeye atmalarına izin vermezdim.
Lawrence anılarında İngiltere'nin savaşı kazanması için Arap isyanının çok gerekli olduğunu, bu yüzden Araplara İngiltere sözünde duracaktır diye teminat verdiğini ve bundan utanç duyduğunu da yazacaktı. Tarihçi Lawrence Evans'a göre ise Hüseyin kendi kaderini İngilizlerinkine bağlıyordu. Şerif Hüseyin'de Arap İmparatorluğu ve Arap Hilafeti ümitlerini uyandıran İngiltere, bir yandan da Fransa ile Orta Doğu'yu paylaşacağı gizli anlaşmanın altyapısını hazırlıyordu. Orta Doğu'yu paylaşmak için İngiltere ile Fransa arasındaki temaslar 1915 sonunda başladı. İngiliz diplomat Sir Mark Sykes ve Fransız diplomat Georges Picot, Şubat 1916'da uzun süre devam edecek görüşmelere başladılar. Bu görüşmelerde Şerif Hüseyin'in kendi krallığı için istediği Mersin, Adana, Maraş, Sivas, Diyarbakır, Suriye ve Musul'u Fransa alacaktı. Irak'ta Kerkük'ün aşağısında kalan bölümü, Ürdün'ü ve Körfez'i de İngiltere alıyordu. Filistin ise uluslararası bölge olacaktı. Bu gizli görüşmelerde hilafet konusu da ele alındı. İngiliz Sykes ile Fransız Picot'un Rusya'nın başkenti Petrograd'da Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'a sundukları projede bu konuda gündeme geldi. Çukurova, Musul ve Suriye'nin Fransa'ya, Kerkük dahil kalan tüm Arap topraklarının İngiltere'ye verildiği bu gizli metinde özetle şu kayıt yer alıyordu. İngiltere ve Fransa gerek Arap Yarımadası'nda gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer yerlerinde bulunan Arap milletinin bir Arap devleti veya Birleşik Arap Devletleri kurmasını kabul etmiştir. Bu Arap devleti ya da devletleri belirtilen coğrafyalarda İngiltere ve Fransa'nın himayesinde olacaktır. Himaye manda demekti. 1919'da Suriye'de kurulacak Fransız mandasının, Irak ve Körfez'de kurulacak İngiliz mandasının temelleri 1916'da daha savaş devam ederken atılmıştı. 6 Nisan 1916'da çara sunulan raporda kurulacak Arap devleti veya devletleri şöyle tanımlanıyordu. Eski Osmanlı ülkesinin Araplarla meskun bütün bölgelerinde bir Arap hilafeti teşkil ediliyor. Rusya Sykes-Picot Anlaşması'nda Fransa'nın Adana, Maraş, Sivas ve Diyarbakır'ı alarak Anadolu'ya sokulmasından rahatsızdı. Rus Genelkurmayı bizim için en uygunu komşumuzun zayıf bir Türkiye olmasıdır diye rapor vermişti. Fakat Rusya kendisi de Erzurum, Trabzon, Erzincan, Bitlis ve Van'ı alacağı için Sykes-Picot paylaşımına razı olmuştu. Şubat 1916'da başlayan Sykes-Picot görüşmeleri, Ekim 1916'da İngiltere, Fransa ve Rusya arasında nihai olarak onaylandı. Aynı dönemde Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri McMahon'la Şerif Hüseyin'in yaptığı yazışmalarda Hicaz isyanı kararlaştırıldı. Hüseyin'in gizli Sykes-Picot paylaşımından elbette ki haberi yoktu. 1916'nın kış ve bahar aylarında isyan örgütlenmesini ve hazırlıklarını hızlandırdı. Ne var ki beklenmedik bir şey oldu. 29 Nisan 1916'da Irak'taki Kutül Amare bölgesinde Türkler İngiliz ordusu karşısında büyük bir zafer kazandı. Irak cephesinde General Tavşent kumandasındaki İngiliz ordusuyla Osmanlı 6. Ordusu savaşıyordu. 6. Ordunun kumandanları ünlü Alman Mareşal Kolmar von der Goetz Paşa ile Tuğ General Halil Paşa'ydı. Kurmay Başkanı da Albay Kazım Karabekir'di. İngiliz ve Rus orduları Bağdat'ı ele geçirmek için ileri harekat halindeydi. Bağdat'a doğru ilerleyen İngiliz ordusu Salman Pak Savaşı'nda Türk ordusu karşısında yenildi. Irak'ın doğusunda Dicle Nehri kenarında Kutul Amare
şehri yakınlarında konuşlandı. Türk ordusu 6 Aralık'ta kenti ve İngilizleri kuşattı. Tifüsten hasta yatan Golç Paşa 19 Nisan'da öldü. İngiliz General Townshend 10 gün sonra 29 Nisan 1916'da Halil Paşa kumandasındaki Türk ordusuna kayıtsız şartsız teslim oldu. Türk ordusu 5 general, 481 subay ve 13.300 erden oluşan İngiliz ordusunu teslim aldı. İngiliz tarihçi James Morris, Kutulamare'nin kaybını İngiltere askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslim olarak tanımlar. Halil Paşa bu zaferden dolayı Cumhuriyet devrinde Kut soyadını alacaktı. Kutulamare Çanakkale'den sonra İngiliz ordusunun uğradığı en büyük mağlubiyetti, ancak siyaseten sonuç değiştirmedi. Erzincan'dan Van'a kadar bütün Doğu Anadolu'yu işgal etmiş olan Ruslar, İran üzerinde Bağdat'ta harekat başlattı. Enver Paşa bunu durdurmak için Kutulamare'deki 6. ordunun bir kısmıyla Halil Paşa'yı İran seferiyle görevlendirdi. Rus ordusu İran'da yenildi. Türk ordusu Kirmanşah'a girdi. Fakat Irak cephesindeki Türk ordusu bu şekilde zayıflayınca İngiliz ordusu harekete geçti. 11 Mart 1917'de Bağdat düştü. Bu arada Şerif Hüseyin isyan örgütlenmesini hızlandırmıştı. İngilizlere 1916 Mayıs'ı başında isyan edeceğine dair söz verdi. Fakat bu mümkün olmadı. Çünkü Şerif Hüseyin isyanı bastırmak için Osmanlı'nın yeni kuvvetler gönderebileceği Hicaz demiryolunun sürekli olarak sabote edilmesini ve Kızıldeniz'in İngiliz donanması tarafından abluka altına alınmasını istemişti. İngilizler bunu henüz yapamamışlardı. Mayıs sonunda İngilizler Kızıldeniz'de ablukayı gerçekleştirdi. Bu yüzden Hicaz bölgesinde kıtlık belirmeye başladı. Hüseyin, İngilizler Osmanlılar yüzünden abluka koydular diyerek halkı kışkırttı. Öte yandan Mayıs ve Haziran aylarında önde gelen Arap kabile reislerini, esnaf loncası liderlerini, mahalle şeyhlerini, sözünün geçtiği müftüleri gruplar halinde toplayarak biat, yani itaat sözü aldı, biat edenlere altın dağıttı. Toplantılarda katılımcılardan biat alındı. Fakat asıl amaç gizli tutularak halka açıklanmadı. Fakirlere dağıtmak bahanesiyle mahalle şeyhlerine 5200 İngiliz lirası değerinde değişen miktarlarda altın dağıtıldı. Hüseyin tarafından dağıtılan altınlar Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiserliğinden gönderilmişti. Hüseyin Mekke'de isyan için böyle biat alırken oğlu Ali Medine'de Osmanlı Devleti'nden gelen altınları kabilelere dağıtarak isyan için hazırlanıyordu. Osmanlı bu altınları ve silahları cihat için harcanması amacıyla, yani İngiliz ve Fransız ordularına karşı dirensinler diye göndermişti. Yani Hüseyin iki taraftan da Osmanlılardan da İngilizlerden de altın alıyordu. Gün gelecek Hüseyin'in altın tutkusu öyle bir hal alacaktı ki Mark Sykes Hüseyin bizi tükenmeyen bir bahşiş ve silah kaynağı olarak görüyor diye feveran edecekti. Tarihçi Margaret Macmillan da bu konuda şunları yazacaktı. Hüseyin'in kendi ailesinin servetine duyduğu ilgi, Arapların kendi kaderini tayin etme hakkına duyduğu ilgiden fazlaydı. Hüseyin'in isyanını finanse etmek için İngilizlerin ne kadar altın verdiklerine dair farklı rakamlar telaffuz ediliyor. İngiliz arşivlerinde konuyla ilgili araştırma yapan tarihçi Metin Hülagü, bütün savaş boyunca İngilizlerin Şerif Hüseyin ve oğullarına çeşitli kanallardan verdiği maddi ve askeri yardımın toplam 42 milyon sterlin olduğunu yazıyor. David Fromkin'e göre ise Şerif Hüseyin'e İngilizlerin verdiği para 11 milyon altın. O zamanın parasıyla 44 milyon dolar. Ancak Fromkin'in Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiserinin sekreteri Ronald Storrs'a dayanarak verdiği bu rakama İngiltere'nin Hüseyin'e verdiği askeri ve siyasi destek dahil değil.
Kesin olan şu ki İngiltere bu isyanı finanse etmek için çok para harcadı. Ama karşılığını da aldı. Çok iyi Arapça konuşan meşhur casus Lawrence, temas kurduğu aşiretlere para dağıtarak onların isyana katılmalarında çok etkili bir rol oynadı. Yıllar sonra Lawrence'ın adını unutan bir bedevi şeyhi ondan altın getiren adam olarak bahsedecekti. Hüseyin Türk askerlerinin sıcağa fazla dayanamayacağı tezinden hareketle isyanın yaz aylarında çıkması gerektiğini savunuyordu. Türklerin yollarına güçlük çıkarmak maksadıyla Suriye-Hicaz demir yolunu tahrip için elimizden gelen hazırlığı yaptık. Onları sıcak memlekete çekiyoruz ki bu noktada biz daha iyiyiz. İngilizler çıkarma yaparak Suriye-Anadolu demir yolunu da keserlerse Suriye'deki dostlarımız da ayaklanacaktır. İsyanı yaz aylarında çıkarma görüşünü İngiliz Mark Sykes de onaylıyor. Kafkasya'dan getirilecek Türk askerleri karşısında Şerif'in avantajlı durumda olacağını belirtiyordu. Milliyetçilik daha Abdülhamit zamanında Arap entelektüelleri arasında taraftar bulmaya başlamıştı. Adeta İngiliz hakimiyeti altındaki Mısır'da İngiltere'ye karşı, Osmanlı hakimiyeti altındaki Suriye'de Osmanlı'ya karşı bir okumuşlar hareketiydi. Cemal Paşa'nın 11 Arap milliyetçisini Beyrut'ta idam ettirmesi de olumsuz bir etki yaratmıştı. Şerif Hüseyin'in dayandığı nüfus da entelektüeller değil, çoğunlukla bedeviler yani göçebe halktı. Şerif Hüseyin'in askeri gücü büyük ölçüde Arap aşiret süvarilerinden oluşuyordu. Milliyetçi duygularla Osmanlı ordusundan firar eden Arap kökenli subaylar da isyan kadrosunda yer alacaktı. Bunlar iyi Türkçe öğrenmiş, Osmanlı harbiyesinde modern askeri eğitim görmüş subaylardı. Aziz el-Mısri ve Fakih gibi Mısırlı milliyetçilerin yanında Abdi el-Hadi, Rauf, Cafer el-Askeri ve Nuri Said gibi Irak ve Suriye kökenli subaylar da vardı. Nuri Said ileride kurulacak Irak Devleti'nin başbakanı olacak, 1958 ihtilalinde parçalanarak öldürülecekti. Dini motifleri kullanarak halife olmak isteyen Şerif Hüseyin'in ise asıl davası Araplıktı. Ünlü casus Lawrence anılarında Hüseyin'in şu sözlerine yer veriyordu. Hristiyanlar Hristiyanlarla savaşıyor. O halde neden Müslümanlar da Müslümanlarla savaşmasın? İstediğimiz tek şey kendi dilimizde, Arapça konuşan ve bizi huzur içinde yaşatan bir hükümettir. Aynı zamanda şu Türklerden de nefret ediyoruz. İsyan hareketleri 1916 yılının Haziran ortalarında başladı. Şerif Hüseyin 27 Haziran'da bir beyanname ile isyanını resmen ilan etti. Beyanname tüm Müslüman kardeşlerimize hitabıyla başlıyordu. Osmanlı padişah ve halifelerini öven Hüseyin, İttihat ve Terakki hükümetinin Türkçülük yaptığını, dinsiz olduğunu, İstanbul'da kadınların erkeklerle beraber ve yüzleri açık olarak devlet dairelerinde çalıştığını, İstanbul dergilerinde din karşıtı yayınlar olduğunu, bu gerekçelerle isyan ettiğini söylüyor, hilafeti almaktansa hiç bahsetmiyordu. Hüseyin'in adamları posta merkezlerini, Abdülhamit'in yaptırdığı Hamidiye hükümet binasını, karakolları ve Osmanlı eseri olan Ecihat Kalesi'ni, kışla ve ambarları işgal etti. Çatışmalar başladı. Tüm Mekke'deki Osmanlı asker ve subay sayısı 1000 kadardı. Çarpışmalar 10 gün sürdü. Şehit askerlerden başka cephane ve gıdası biten bazı askerler de teslim oldular. Mekke ve Cidde isyancıların eline geçti. Osmanlı ordusundan ayrılarak isyancılara katılmış eski Osmanlı subayı Faruki, Mısır'daki İngiliz istihbarat müdürü Gilbert Clayton'a şu mektubu gönderdi. Türklere gerçek bir şekilde zarar verdiğim için bir kupa mutluluk içmiş gibiyim. Cidde'deki silahlarını ele geçirerek onları Mekke'de kendi silahlarıyla vurmaktan büyük bir keyif aldım.
Şerif Hüseyin ve Arap milliyetçileri isyan Mekke'de başlarsa bütün Arapların Osmanlı'ya karşı ayaklanacağını sanmışlardı, fakat öyle olmadı. İsyanın etkisi sınırlı kaldı. Osmanlı ordusundaki gerek nizami, gerek aşiret askeri olarak bulunan Araplardan büyük kopmalar görülmedi. Bunlar Irak cephesinde Türklerle beraber savaştılar. Şerif Hüseyin'in isyanı başarısız oldu. O dönemde yazılan İngiliz raporlarında da bundan yakınılıyordu. Mısır'da McMahon'dan sonra İngiliz Yüksek Komiserliğine atanan Reginald Wingate, 21 Eylül 1918 tarihli raporunda şöyle yazıyordu. Müslümanlar genelde Hicaz isyanına ve bizim bundaki payımıza kuşku ya da nefretle baka gelmişlerdir. Şerif Hüseyin Arabistan Yarımadası'na bile hakim olamadı. Medine'deki Osmanlı kumandanı Fahrettin Paşa, Şerif'in düzenlediği saldırılar karşısında Medine'yi kahramanca savundu. Paşa'nın Mondros mütarekesi imzalanınca bile teslim olmayı reddettiğini göreceğiz. Şerif Hüseyin, Hicaz bölgesinde isyan ettiğinde Necd bölgesine hakim olan İbn-i Suud isyana katılmayı reddetti. 1924'te Arabistan'a İbn-i Suud hakim olacak. Şerif Hüseyin kaçıp İngilizlere sığınacak. İngilizler de onu Kıbrıs adasına süreceklerdir. Hint, yani bugünkü Hindistan ve Pakistan Müslümanlarının ise bu isyanla birlikte İngiltere'ye tepkileri, Türklere desteği arttı. Milli mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuda izlediği siyaseti gelecek bölümlerde anlatacağız. İsyanın etkisi sınırlı kalsa da Osmanlı'ya büyük zararı oldu. Tarihçi Basil Liddell-Hart'a göre Kutsal Mekke'nin şerifi olan Hüseyin, Osmanlı halifesinin ilan ettiği cihada katılmayı reddetmekle İngilizlere çok değerli bir yardım yapmıştı. İsyancıların daha isyanın ilk günü 27 Haziran'da Kutsal Medine şehrine saldırmış olmaları dikkat çekiciydi. Öncelikle Medine'yi Osmanlı'dan koparmak istiyorlardı. Ne var ki Fahrettin Paşa komutasındaki birliklerce püskürtüldüler. Hüseyin'in Bedevi askerleriyle eş zamanlı olarak silahlı Siyonistlerin Gazze'deki Osmanlı kuvvetlerine saldırılara başlaması da tesadüf değildi. Bu saldırıların Kudüs'ün düşmesinde önemli rolü olacaktı. Şerif Hüseyin'in yanında yer alan Arap aşiretleri nizami orduya ve modern savaşın gerektirdiği disipline uygun değillerdi. Bunları gerilla şeklinde düzenleyip Türk hedeflerini vurkaç saldırılarıyla tahrip etmek Lawrence'ın fikriydi. Bu taktik Osmanlı ordusuna büyük zarar verdi. Tarihçi Liddell-Hart, Arap aşiret süvarilerinin Osmanlı askerlerinin silah, mühimmat ve gıda lojistiğini sağlayan Hicaz demir yoluna düzenli olarak saldırdığını, bu saldırıların dengeleri değiştirdiğini belirtir. Gerilla taktikleriyle yapılan bu saldırılar, Türk Genelkurmayı'nın yayınlarında şöyle anlatılır. Tahrip edilen yüzlerce kilometrelik telefon, telgraf ve haberleşme araçları, demir yollarında sökülen binlerce travesler, yıkılan, yakılan istasyon binaları, havaya uçurulan birçok demiryolu köprüsü ve yoldan çıkarılan yüzlerce vagon ve lokomotif. Savaş uzadıkça Osmanlı ordusunun insan, gıda ve mühimmat kaynakları giderek tükeniyor, 1917'de peş peşe yenilgiler geliyordu. İngilizler Hüseyin'in bu şekildeki desteğini de alarak iki ana koldan taarruza geçti. Bir kol Mısır'dan hareketle Filistin ve Suriye'ye doğru yürüdü. Bu ordunun başına Nisan 1917'de Boğa lakabıyla tanınan General Archibald Allenby getirildi. Allenby çok geçmeden Kudüs'e girecekti. Öbür kol Bağdat'a, oradan Musul'a yürüyecekti. Bu kolun başında İngiliz tümgeneral Stanley Mood vardı. Kut-ül-Amare yenilgisinden sonra toparlanan İngiliz ordusu 11 Mart 1917'de Bağdat'a girdiğinde çok sevinen Şerif Hüseyin şu bildiriyi yayınladı. Ey evladı Arap! Ben Medine'yi kuşatıyorum.
Ruslar Anadolu'nun büyük bir kısmını istila ettikleri gibi İngilizler de Irak'ı zapt etmişlerdir. Yakında Kudüs'te düşecektir. Mekke'de kurulan yeni saltanata tabi olmak üzere uyanınız. El ele vererek Osmanlı hükümetini yıkmanın zamanı geldi. Şerif Hüseyin 27 Haziran 1916'daki ilk isyan beyannamesinde "Tüm Müslüman kardeşlerimiz" diye seslenmişti. Şimdi Rus ve İngiliz ordularının zaferleriyle Osmanlı'nın çökmekte olduğunu görüyor, Arapların kralı olma ihtirasının gerçekleşeceği zannıyla "Ey evladı Arap" diye sesleniyordu. Sykes-Picot anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu paylaştığını henüz bilmiyordu. Bilmediği başka bir şey de Filistin'e Yahudi nüfusunun yerleştirilecek olmasıydı. Osmanlı ordusunun çekilmesiyle General Allenby 11 Aralık 1917 günü Kudüs'e girdi. Bunu sadece İngilizler ve Fransızlar değil, Almanya dahil bütün Hristiyan dünyası sevinçle karşıladı. Osmanlı'nın müttefiki Almanların sevinci elbette dikkate değerdi. Şerif Hüseyin bir kere daha aldanmıştı. Evet, Kudüs onun beklediği gibi düşmüştü fakat Arap devletine verilmeyecek, Yahudi yerleşimine açılacaktı. Zira İngiliz Başbakanı Lloyd George, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrine kuvvetle taraftardı. Filistin'i isteyen Fransız Büyükelçisi'ne Nisan 1917'de "Orayı biz alacağız ve orada kalacağız" demişti. Lloyd George, Filistin'i dinsiz ve agnostik olarak tanımladığı Fransa'ya vermeyecekti. Lloyd George'un Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917'de yani General Allenby'nin Kudüs'e girmesinden 40 gün önce Siyonist hareketin önde gelen isimlerinden milyarder banker Lord Rothschild'a kısa bir mektup yazdı. Mektubunda İngiliz hükümetinin Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini destekleyeceğini bildirdi. "Saygıdeğer Lord Rothschild, majestelerinin hükümeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi Siyonist isteklerini sempatiyle karşılayan mütakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım. Majestelerinin hükümeti Filistin'de Museviler için bir milli yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'deki mevcut Musevi olmayan toplumların sivil ve dini haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Musevilerin sahip oldukları hak ve politik statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır. Bu deklarasyonu Siyonist Federasyonu'nun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım. Saygılarımla." Filistin'e zaten yerleşmeye başlamış olan iyi eğitimli Yahudi nüfus, su kuyuları ve sulama kanalları açarak modern tarıma başlamışlardı bile. İsrail Devleti'nin temelleri atılıyordu. İngiltere 4 Şubat 1918'de Şerif Hüseyin'e Filistin'e Yahudilerin yerleştirileceğini bildirdi. Şerif'in yaşadığı hayal kırıklığı sonucu değiştirmeyecekti. Evet, Osmanlı çöküyordu ama Arap İmparatorluğu kurulmuyordu. İstanbul gün be gün cephelerden gelen kötü haberlerle sarsılıyordu. Tek istisna Kafkas cephesiydi. 1917 kış ortasında Rus ordusu çözülmeye başladı. Bahar aylarında Rusya'da isyan çıktı. Ekim ayında Bolşevikler darbeyle iktidara geldiler ve savaştan çekileceklerini açıkladılar. Türk ordusu Rusların çekildiği Trabzon'a 14 Şubat 1918'de, Erzurum'a 12 Mart'ta girdi. Sovyet Rusya 3 Mart'ta Almanya, Avusturya, Osmanlı ve Bulgaristan'la Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzaladı ve savaştan çekildi. Kafkasya'da
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın kurduğu Maverai Kafkas Cumhuriyeti, Gürcistan'ın ayrılmasıyla 26 Mayıs 1918'de dağıldı. Almanların da İngilizlerin de gözü Bakü petrollerindeydi. İngilizler İran'daki kuvvetlerinden bir orduyu ayırıp Bakü'ye gönderdiler ve Ermeni kuvvetleriyle birlikte 4 Ağustos 1918'de Bakü'ye girdiler. Ermeni çeteler Azerbaycan Türklerine katliam yapmaya başladı. Milli Azerbaycan Devleti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade Türkiye'den yardım istedi. 1912'de Rumeli'yi kaybeden, 1918'de imparatorluğu bütünüyle kaybedeceğini gören son Osmanlı nesillerinde yeni bir umut doğmuştu. Belki de Turan'a giden yol Azerbaycan'dan geçiyordu. Enver Paşa, Şark Ordular Grubu adıyla yeni bir askeri kuvvet oluşturarak başına Kutülamare kahramanı Halil Paşa'yı getirdi. Halil Paşa'ya Azerbaycan'ı kurtarma görevi verdi. Bu arada Enver Paşa'nın emriyle Nuri Paşa, Azerbaycanlı gönüllerin de katılımıyla Kafkas İslam Ordusu adıyla Azerbaycan topraklarında teşkilatlanıyordu. Karadeniz'den Batum'a da takviye askeri güç gönderiliyordu. Ermeni ve İngiliz kuvvetleriyle çarpışmalar yaklaşık bir ay sürdü. Direnemeyeceklerini gören İngilizler Bakü'den çekildi. Türk ordusu 15 Eylül 1918 günü Bakü'ye girdi. Azerbaycan Başkanı Fethali Han Hoyski 20 Eylül'de yayınladığı resmi bildiride Türk Milleti Necibesi'nin kahraman ve fatih askerlerine teşekkür ederek herkesin can ve mal güvenliğinin teminat altında olduğunu bildirdi. Azeri şair Ahmet Cevat, Çırpınırdın Karadeniz şiirini o günlerde yazdı ve şiir Azerbaycanlı kompozitör Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Düşebilsem ayağına, ah değirdin hiç ölmezdi. Düşebilsem ayağına. Zaman geçtikçe Osmanlı'nın takati tükeniyordu. Şam ve Halep'e giren İngilizler Musul'dan Anadolu'ya girmek üzereydi. 26 Haziran 1917'de Yunanistan'ın savaşa girmesiyle güçlenen İtilaf Devletleri Makedonya'da hücuma geçti. Müttefik ordusu Fransız General Franche Despere kumandasında Sofya'ya taarruz başlattı. Bulgaristan 29 Eylül 1918'de mütareke imzalayarak savaştan çekildi. Despere komutasındaki kuvvetler Trakya'ya geçerse İstanbul'a girmelerini önleyecek bir güç yoktu. Osmanlı ordusu uzak cephelere dağılmış ve çözülmeye başlamıştı. Asker kaçaklarının sayısı 300 bini bulmuştu. Almanya da yeniliyordu. Amerikan Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson 8 Ocak'ta 14 nokta adıyla barış ilkelerini açıkladı. Wilson her millete kendi topraklarında barış vaat ediyordu. Buna umut bağlayan Almanya Wilson'a başvurarak bu şartlarda barış istediğini bildirdi. Almanya çöküyordu. İstanbul'un bile tehlikeye girdiğini gören Osmanlı mütareke istedi. Gelecek bölümde 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütarekesini ve izleyen olayları anlatacağız.